Batılı ülkeler Rusya'yı durdurmak için birçok ekonomik yaptırım hayata geçirdi. Birçok batılı ülke Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Mesela yaptırımlar sonrası Rus rublesi çakıldı. Bütün gelişmeleri altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le konuşacağız. Sayın Memiş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. İşgalin 5. günündeyiz ve ekonomik yaptırımların üstüne yenileri eklenmeye devam ediyor. İsterseniz SWIFT kararından başlayalım. Şimdi SWIFT kararı Türkiye'yi nasıl etkiler, Rusya'yı nasıl etkilerden ziyade? Bütün küresel piyasalarda tedirginler neden oldu. Çünkü Rusya'nın enerji tarafında, doğalgaz ve petrol tarafında ciddi ihracatı olan bir ülke ve Türkiye ile de ciddi ilişkiler, ticari ilişkiler içerisinde yaklaşık 33-34 milyar dolarlık gibi bir ticari hacmi var. Biz 5 milyar dolarlık bir ticaretimiz varken 29 milyar dolarlık bir mal satın alıyoruz enerji tarafında. Tabii ki bu kapsam 30 günlük bir süreci kapsıyor. Daha şekillenmedi. Yani özellikle hangi ülkeler yaptırım kararına karşı gelir veya çekimser kalır, bunu önümüzdeki haftalarda daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ama Türkiye jeopolitik anlamda ve ekonomik anlamda Rusya ile ilişkileri biraz daha farklı olduğu için Türkiye'nin dış diplomasi tarafındaki hamleleri, adımları daha etkili olacak. Tabii bu yaptırım kararlarında şey önemli, yani bu emtia satın almanızla diğer ticaretleriniz ayrı şekilde değerlendiriliyor. Emtia tarafta petrol ve doğal gaz almanızı farklı bir tarafta değerlendirecekler. Bu kararla birlikte diğer ticaretlerinizi farklı değerlendirecekler. Bununla ilgili daha detay belirlenmedi işin açıkçası. Hafta sonu sadece bu kara listeye alınmayla alakalı veya bu yeni uygulamayla alakalı G7 ülkelerine yeni bir yaptırım kararı oluştu. Türkiye ister istemez jeopolitik anlamda ve ticari anlamda etkilenecektir. Ama görüşmeler veya Türkiye'nin tutumu nasıl olacak, bunu bilmek şu anda biraz zor gibi görünüyor. Peki şimdi aynı zamanda Rusya'ya baktığımızda Merkez Bankası faizi artırdı, %20'ye çekti. Rublenin deyim yerindeyse çakıldığını görüyoruz. Bir yandan da yaptırımlar var. Hem oranın ekonomisini değerlendirelim kısaca ama bunların hepsi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler diye aslında sormak istiyoruz. Rus rublesi 108 seviyesiyle %29 değer kaybetti. Rus Merkez Bankası iki kez faiz artırdı ama bu yaptırım kararları ciddi bir anlamda ekonomilerin tahribatı uğrattı ve hem Rus halkı hem Rus ekonomisi ciddi bir ekonomik krizle veya siyasi krizle veya toplumsal ayaklanmayla karşı karşıya kalacak. Bu kesin bir dille beklenmekte. Ancak Türkiye ile ilişkiler noktasında dış diplomasiye biraz daha yakından takip etmek gerekiyor. Ekonomik olarak da bütün dünya da küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olduğu için iç piyasalarda da dalgalanma şu anda gerçekleşiyor. Döviz kurlarında emtia fiyatlarının yukarı yönlü rallileri dolaylı olarak da Türkiye ekonomisini şu anda olumsuz yönde etkiliyor. Mesela petrol fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının yükselmesi, döviz kurlarının yükselmesi tabii ki dışsal nedenlerden dolayı Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir neden. Ancak diğer direkt etkene baktığımız zaman da tabii ki doğalgaz veya emtia ile alakalı ticaretlerinin nasıl şekilleneceği ile alakalı Rusya'nın tutumunu görmek gerekiyor. Bence olumsuz yönde bir beklenti var ama bugünkü görüşmelerden bir ateşkes çıkarsa veya olumsuz yönde fiyatlamayı tam tersi etkileyecek bir gelişme olursa da onu mu önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Ama şu andaki tabloya baktığımız zaman bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de olumsuz yönde etkilenme olasılığına çok güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Peki Sayın Memiş, benzin fiyatlarını da konuşmak isteriz. Hani şimdi daha yeni bir zam da geldi. Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Onun için görüşleriniz nedir? Bir de piyasalarda dalgalanma söz konusu dediniz. Hani bir de şu hareketi çok görüyoruz. İşte dolar mesela 14,5'lara kadar çıktı. Aynı seviyeye geri geldi. Altın 900'ü aştı, geri geldi. Hani dolar olsun, altın olsun, onlar da beklenti, gidişat ne yöne doğru? Ben yine petrol fiyatlarındaki yükseliş trendinin kısa vade için devam etme olasılığını çok güçlü görüyorum. Bu da pompalara zam olarak yansıyabilir. Tabii gerginlik ve istikrar piyasalarda bozuldu ve beklentiler değiştiği için günlük bazda, haftalık bazda döviz kurlarında, emtia fiyatlarında ve diğer enstrümanlarda sert dalgalanmalar geçerli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 13.70'i de görüyoruz, 14.30'u da görüyoruz. Gram altında 830'u da görüyoruz, devamında 930'u da görüyoruz. Tamamen bir dalgalanma
dalgalanma ve belirsizlik fiyatlaması var. Bu da piyasaların aslında hiç hoşuna gitmeyen bir fiyatlama. Bunun ne kadar süreceğiyle alakalı belirsizlik de aslında devam ediyor. Bu belirsizliğin sorunu cevabı aslında Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde. Çünkü bu yaptırım kararları ile birlikte Rusya bir geri adım atacak mı? Bu tarafta belirsizliğini koruyor. O yüzden yatırımcısı bence bu hafta geçen hafta olduğu gibi sakin bir şekilde süreci yakından takip etmeli. Özellikle kısa vadeli al sat veya kaldıraçlı işlemler bu puslu havalarda ciddi anlamda yatırımcılara zarar ettirebilir. O zaman aslında petrol fiyatları ile birlikte benzin fiyatlarındaki yükseliş de devam edebilir Türkiye için diyebiliriz. Evet. Evet, bütün dünya için geçerli. Mesela Rusya'ya bu kadar ağır yaptırımlar gelmişken Rusya mesela Avrupa ülkelerine de bir cezai yaptırım veya bir yüksekten maliyet gibi bir olasılık da söz konusu. Sadece Türkiye'nin riski yok. Avrupa'nın da bunca ciddi bir riski var. Enflasyon her yerde artmaya devam ederken Rusya'da ciddi bir anlamda ekonominin felç olduğunu da söylemek mümkün. Ama Rusya'nın buna karşı yaptırım kararları veya açıklamaları nasıl olacak? Tabii her geçen gün, her geçen saat yeni açıklamalar geldiği için bu açıklamalara göre daha çok şekilleneceğini düşünüyorum. Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş'e yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası vereceğiz, sonra devam.